Biliyorsunuz ki Fenerbahçe Galatasaray'a karşı oynayacağı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacağını açıkladı. İşte bu yüzden yıldızlarla dolu Galatasaray kadrosu dünyanın en iyi U19 takımına karşı kapışacak. Yani yaşanan gelişmelerden sonra tabii ki Fenerbahçe U19'u oyuna ekleyemiyorum. Bu yüzden dedim ki dünyadaki en iyi U19 takımı toplayayım. Bakalım Galatasaray yıldızlarına karşı neler olacak. FC24'te bunu test ediyoruz. Tabii ki bir All-Star kapışması olacak. U19 takımımızı tanıtalım. Galatasaray'ı zaten tanıyorsunuz. Santrafor'da Mukoko var. Onur Online'in arkadaşıdır. Fotoğrafları var biliyorsunuz. Sol kanatta Savio. Ofansif orta sahamızda yakından tanıdığımız bir isim Arda Güler. Sağ kanat Numah. Gavi, Zaire, Emery. Yani bu takımın gerçekten orta sahası çok güçlü bence. Sol bek Balde. Stoper ikilisi Diomonde. Silva. Sağ bek Levis ve kalede Restes. Overall'ları görüyorsunuz zaten. Yani baktığımız zaman Galatasaray'ı bir tık önde görmüyor değilim. Sizce bu maç ne olur? Yorumlara yazın. Galatasaray kadrosu çok güçlü çünkü hani deneyimli isimler var. Mevcut ilk 11'ini oynatalım. Sağ kanada da şey yapacağız. Ziyeh'i koyacağız abi. Barış Alper yedeklerde başlasın. Ziyeh gibi bir starı oynatmazsak olmaz bence. Peki bu iki takım kapışacak ama nasıl olacak bu iş? All Star konseptimizi yapıyoruz. İki tane ana etabımız var. İlk etap maç etabı dostlar. Maçı kazanan taraf 3 puanın sahibi oluyor. Berabere biterse 1-1 de olabilir. All Star konseptimizi yeniledik. İkinci etap kariyer modu etabı. Aynı ligde ve aynı şartlarda mücadele eden iki takımdan hangisi tek sezon içerisinde daha başarılı olursa yine 3 puanı alıyor. Bu iki etap eşitlikle biterse de sokak futbolu yani volta modunda kapışıyorlar. Mevzumuz bu. Yani overall'lara baktığımız zaman da Galatasaray'ın daha dengeli bir takım olduğunu görüyoruz. U19 takımının da en kuvvetli tarafı orta sahası. Bakalım maç etabı ne olacak? Formalar bu şekilde olsun. Fener'in bu formasına bayılıyorum bu arada. Hadi bakalım iyi olan kazansın. Tarafınızı yorumlara yazın. Yani bunu bir Fenerbahçe Galatasaray maçı gibi düşünmenize gerek yok. Dediğim gibi dünyanın en iyi U19 takımı Galatasaray'la maç yaparsa, All Star kapışması yaparsa ne olur bunu göreceğiz. Malum gündem karışık. Ben de en azından bu gündemde eğlenceli bir şeyler üretmek istedim. Hadi bakalım. Köln. Şimdi Kerem Demirbay. Galata. Of oğlum, Kerem Demirbay Arda'yı mı yatırdı? Arda'yı yatırdı. Acayip bir an yaşandı orada. Ne oldu ya? Bir izleyelim. Acayip bir pazar. Yani aklıma Sercan Yıldırım, Hasan Ali pazarı geldi bir an. Baksana Arda ne biçim gidiyor. Bak. Eyvallah. Şimdi Mertens. Icardi'yi... Ölüyorum lan. Icardi'yi görünce niye öldüm? Köln'le geliyor Galatasaray. Az önce bir hıçkırık ve öksürme seansı yaşadım. Şimdi Torreira, Köln. Torreira baktı içeri. Lucas Torreira ceza alanına doğru baktı. Köşeye sıkıştı biraz. Ryan Lewis araya girdi. Köln aldı tekrardan. Lewis yine bir hamleyle topu aldı. Numa tek başına orada topu sürdü. Nerelere kadar geldi? Ters kanada getirdi topu. Numa top hala onda. Numa gidiyor kendi başına. Şimdi Mukoko. Mukoko soldan oynadı Balde. Balde ceza alanına doğru orta açabilecek mi? Sıyırdı şimdi. Savio. Arda Güler ceza alanına geçmişti. Savio. Torreira araya girdi. Çok soğukkanlı. Şimdi Mertens de hızlı atağa çıkacak Galatasaray. Icardi aradan kaçıyordu. Hakim Ziyeh döndü şöyle bir etrafında. Arkaya oynadı Torreira. Kerem Demirbay dayı. Kerem Aktürkoğlu. Antonio girdi araya. Arda Güler. Arda takım kaptanı U19'da. Diomonde'ye oynadı. Şimdi Antonio Silva. Sağ tarafta Lewis. O da Manchester City'nin oyuncusu Lewis. Kaptırdı topu. Kerem Demirbay. Nelson. Kerem Aktürkoğlu kaçmıştı, atmadı Galatasaraylı futbolcular. Davinson Sanchez. Sanchez bir hamle, hakem faulü tespit etti orada. O noktada sarı kartı verebileceğini düşünüyorum. Çok sert bir müdahale. Zaire Emery yanılmıyorsam sarı kartı gördü. Zaire Emery de, o da biliyorsunuz Paris Saint Germain'in aslında göz bebeği. Zaire Emery burada sarı kartı gördü. Icardi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza alanı içine. Icardi. Dışarı gitti top. Gole çok yaklaştı Galatasaray. Icardi aslında iyi de vurdu. Şimdi başka bir açıdan izliyoruz. Abi tam mıhlamış aslında. Direğin yanından gitmiş. Harbi Icardi tam mıhlamış. Gerçek Süper Kupa kaç biter bu arada? Bunu da yorumlarda bekliyorum. Yani gerçek Süper Kupa hakkında bir yorumunuz var. Gerçi neyi yorumlayacaksınız? Yani hani... Fener'in maça çıkıp çıkmayacağı belli değil. Ben bir Fenerli olarak U19'da çıkmak, maça çıkmak bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'e devam ediyorsan maça da çıkacaksın. Çok saçma bence. İnşallah öyle bir karar alınmaz. U19 kararı iptal edilir ve maç düzgün bir şekilde oynanır abi. Biz de izleriz keyifle. Ha bir de oynanırsa da o son maç gibi olmasın. Ligdeki Fener Galatasaray maçı gibi olmasın ya. Biraz pozisyonlu olsun.
İki takım da birbirinden çekinmişti o maçta bence. Evet, Kerem de bir sarı kart gördü bu arada. Bakın burada Kerem Aktürkoğlu yaptığı müdahaleyle sarı kartı gördü. Taç kullanacak U19 takımı. Gavi, Arda Güler ceza alanı içine doğru bir orta. Nelson uzaklaştırdı. Dönen top Numa. Şimdi göğüs kontrol etmeye çalıştı. Top Galatasaray'da kaldı. Sol tarafa açıldı. Kerem Aktürkoğlu güzel kontrol. Kön hakem oynayın dedi, avantaja bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ikinci rakibinden de sıyrıldı. Kerem gidiyor, inanılmaz gidiyor Kerem. Kerem şimdi ceza alanına girecek mi? Sıfıra indi Kerem Aktürkoğlu. Kerem pası çıkardı. Mertens Restes çıkardı. Restes'ten bir hamle var mı orada? Var. Top kornere gitti. Dakikalar 25'i gösterirken Galatasaray çok net geldi. İkidir çok net geliyor Galatasaray. Kısa kullandılar korneri. Şimdi Mertens, Nelson kontrol etti. Kerem Demirbay soluna çekti. Baktı arkadaşlarına, bir baskı var orada. Nelson pas atacak arkadaşına, aradı. Sağda Mertens boş. Mertens. Kerem Demirbay savuyor. Güzel aldı topu, savuyor. Hızlı hata çıkabilir savuyor ile U19 takımı. Savuyor gidiyor. Savuyor. Soldan aktı. Şimdi verdi. Balde, kaçan arkadaşı var. Balde Savio'yu gördü. Ceza alanına doğru yönelecek Savio. Karşısında Kaan Ayhan vardı. Müthiş müdahale Kaan Ayhan'dan. Ama hakem faul görememiştim. Neyse. Arda Güler şu anda free kick'i kullanacak. Arda Güler açtı ceza alanı içine doğru, kaleci Muslera. Bak tam Fofana gibi söyledim. Muslera. Ulan acaba spiker olsam nasıl olurdu ya? Spiker olduğum bir evren. Nasıl olurdu acaba? Tabii bir şey kursuna gitmek lazım. Diksiyon kursuna gitmem lazım yani bazı kelimelerde. Sıkıntı yaşardım bence. Ama seviyorum. Ben küçüklüğümden beri zaten YouTube'a da biraz o yüzden başladım. Yani küçüklüğümden beri ben ufakken de mesela FIFA oynuyorduk dedemle falan. O zamanlarda da böyle sürekli mesela top Emre Belezoğlu'na geliyordu. Emre falan yapıyordum böyle. Sürekli bir sunma çabam vardı. Ya da arkadaşlarımla oynarken de sürekli şey yapıyordum. Şimdi Kerem Demirbay ceza alanına baktı Kerem. Arkaya çıkardı Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den Kerem'e pas. Kerem Aktürkoğlu, Derik Kön. Orta gelir mi diye düşünmüştüm. İçeri doğru girecek Galatasaray. Hakim Ziyech solunda tutuyor topu. Mertens. İyi paslaşıyor Galatasaray ileri bölgede. Mertens kaleye baktı. Vurdu, inanılmaz bir gol Mertens. Acayip bir gol atıyor 90'a. Kaleci hiç beklemiyordu böyle bir şut. Mertens ustalık eseri şutlarından birini attı. Bak eseri diyemedim. Ustalık eseri şutlarından birini attı. Dries Mertens. İdris Mert. Evet. İdris Mert Enes. Görüyorsunuz burada inanılmaz bir gol. İnanılmaz harbiden soluyla. Mertens takımını 1-0 öne geçirmiş oldu. U19 takımı karşısında. Zaire Emery sarı kartı var. Zaire Emery ilerliyor topla. Golü yedikten sonra U19 takımı, bakalım ilk yarıya beraberlikle girebilecek mi? Arda bırak. O ne Arda'sı ya? Bak işte hata. Spikerlikte bunu yapsan hata yaptın. Sağ bekle Lewis. Lewis Kerem Aktürkoğlu müthiş girdi. Şimdi Zaire Emery Lewis'in kademesine gelerek orada takımı rahatlatmış oldu. Emery. Önde çok iyi basıyor Galatasaray takımı. Derken Balde ayağından kaçırdı. Şimdi Savio, Gavi. Gavi solda Savio'yu gördü. Savio tekte atmadı. Kaybettiler topu. Hakim Ziyech hızlı çıkmak istiyor Galatasaray. Mertens aradan Kerem Aktürkoğlu kaçıyordu. Şimdi Kerem Demirbay'a bir pas. Kerem Demirbay harika paslaşmalar var Galatasaray'da. Icardi, Diomonde son anda girdi. Orada Icardi'den topu alamasalardı yüksek ihtimal gol olacaktı. İyi gidiyordu Galatasaray. Şimdi Numa indirdi. Gavi, Savio. Savio oynadı. Mukoko. Mukoko dönemedi. Diomande. Diomande kaybedecek topu. Diomande verdi pasını artık. Son bir atak şansı U19 takımı için ilk yarıda. Arda Güler. Arda derken hakem dedi ki çok artık, topu evelediniz ayağınızda dedi. Yeter bu kadar dedi. İlk yarının sonuna geldik. Yani ilk yarı sonunda ben net bir Galatasaray üstünlüğü olduğunu düşünüyorum. Çünkü golden önce de net fırsatları vardı. İki kere net geldiler abi. Zaten burada baktığımız zaman gol beklentisi U19'un 0. Galatasaray'ın da 1.1 gol beklentisi vardı ki bir golünü attı. Lewis, Arda Güler. Arda bıraktı. Diomande. Şimdi Gavi. Gavi güzel gitti. Savio. Savio rakibinden sıyrılmak istedi. İlginç bir çalım denemesi. Buradan Samet Kocabaş'a selam yolladı Savio. Değişik bir çalımdı. Geçemedi ama. Samet olsa geçerdi bence. Arda Güler. Nelson. Kerem Demirbay.
Şimdi Köln. Kerem Aktürkoğlu tekte oynadı. İdris Mert. Torreira. Torreira ile geliyor Galatasaray. Icardi. Icardi hakem avantajı oynadı. Çok güzel bir pas Icardi'den. Mertens ceza alanına girecek. Mertens çekti. Sonunda bir şut daha Restes bu sefer çıkardı. Mertens aynı golün uzaktan olan versiyonunu atacaktı. Kaleci Restes izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu ceza alanı için orta. Mukoko savunmasına yardımcı oluyor orada. Şimdi Kaan Ayhan diyor. Mande araya girdi. Balde. Savio. Savio soldan gidiyor. Savio. Savio aradan kaçan arkadaşını gördü. Gavi. Gavi soldan ilerledi. Aynı zamanda ikinci mevkisi sol kanat biliyorsunuz. Gavi ceza alanına baktı. Ortasını açtı. Nelson uzaklaştırdı. Dönen top. Zaire Emery. U19 takımı gelmeye çalışıyordu. Galatasaraylı futbolcular çok iyi müdahale yaptı. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi geliyor Galatasaray. Kerem. Kerem Demirbay. Sol taraftan Köln'le atağa çıkacak. Derik Köln iyi taşıdı topu. Derik Köln baktı arkadaşlarına. Derik Köln. Kerem Aktürkoğlu yardıma geldi. Kerem ceza alanına baktı. Pas atacak birini aradı. Dışarı çıkardı. Mertens. Torreira. Icardi alır mı orada? Diomande araya girdi. Savio şimdi. Savio ya U19 takımı düzgün atak yapamıyor onu söyleyeyim. Hiç organize olamadılar. Galatasaray iyi geldi paslarla. U19'dan şu ana kadar onu göremedik. Kaan Ayhan. Torreira. Gavi araya girdi. Şimdi Savio hızlı atakla çıkmak istiyor. 19 takım Savio yine saçmaladı abi. Baba ne yaptın ya? Allah Allah. Adama bak. Hayır biraz rekabet olsun istiyoruz. Galatasaray fena izliyor çünkü şu anda. Mertens. Çıkardı Kaan Ayhan offside dedi hakem. Bayrağını havaya kaldırdı. Evet bir oyuncu değişikliği. Moleiro Numah yerine oyuna girdi. Zaire Emery'nin bir sakatlığı var. Onu da çıkarabilir hoca. Diomande. Şimdi Antonio Silva, Zaire Emery. Aradan Mukoko'ya doğru Mukoko. Mukoko Nelson. Torreira, Sanchez. Sanchez sağda Kaan Ayhan'ı gördü. Ziyeh, Icardi. Kerem Aktürkoğlu Icardi. İnanılmaz paslaştılar orada ama açı daraldı. Hakim Ziyeh. Hakim Ziyech şimdi ceza alanına baktı. Hakim Ziyech güzel geldi. Kaleyi görürse vurabilir. Hakim Ziyech arkaya çıkardı. Torreira. Torreira vurdu. Balde. Orada iyi savunma yaptı. Mukoko şimdi hızlı atağa çıkmak istiyor. U19 takımı. Sağdan Lewis. Lewis gitti. Lewis geri oynadı. Zaire Emery. Lewis tekrardan. Lewis. Sağda kaçan arkadaşı var. Mukoko güzel bir pas. İyi geldi U19 takımı. Moleiro oyuna yeni girmişti. Moleiro. Moleiro vurabilirdi. Vurmadı. Şimdi çevirdi. Derik Köln uzaklaştırıyor orada. Büyük bir atak harcadılar bence. Maçın kırılma noktası burasıydı. Balde. Gavi. Diomande. Bu adamın ismi. Diomande. Evet tam okuyamıyorum abi. Karışık geliyor bana. Gavi dakikalar 70'i gösteriyor. 1-0 Galatasaray üstünlüğü var. Zaire Emery. Emery iyi gitti. Emery sakatlığına rağmen iyi ilerledi orada. Mukoko topu kaybediyor. Kerem Aktürkoğlu ayağından açtı. Gidiyor Kerem. Şimdi arkaya çıkardı. Derik Köln. Moleiro araya girdi. Ve oyuncu değişiklikleri. Mukoko. Abdülkerim Bardakçı girdi Galatasaray'da. Biz onu nasıl yedek bıraktık? Büyük hata yapmışız. Mukoko yerine kim girdi? Vitor Roque mu girdi? Vitor Roque. Evet o girdi. O da biliyorsunuz Barcelona'nın wonderkid'i. Sağdan geliyor şimdi U19 takımı. Moleiro. Moleiro ceza alanına baktı. Moleiro. Abi biz Abdülkerim'i nasıl oynatmadık? Neyse derken Sanchez. Şimdi dönen top. Zaire Emery. Vitor Roque. Gavi. Gavi vurdu olmadı. Dönen top Zaire Emery. Verdi pasını Arda Güler. Arda sıyrıldı. Arda vurdu Muslera. İnanılmaz bir kurtarış Muslera. Son anda Muslera diyebiliriz burada. Arda Güler'in şutunda Muslera gole izin vermedi. Ve hemen ardından Arda Güler çıkıyor oyundan. Yerine kim girdi? Kim oğlum bu? Yazar şimdi. Kim ulan bu? Nonto. Ha, Nonto girmiş. Tamam. Savio. Savio güzel sıyrıldı. Balde. Kaan Ayhan iyi girdi araya. Hakim Ziyeh'li atağa çıkacak Galatasaray. Hakim Ziyeh. Hakim Ziyeh sağdan ilerliyor. Hakim Ziyeh. Şimdi baktı arkadaşlarına. Hakim Ziyeh çevirdi. Gavi araya girdi. Vitor Roque. Oynadı Zaire Emery. Emery gidiyor. Emery gidiyor. Emery ne yapacak? Emery.
Emery çalımlarla gitti. Şutunu attı. Muslera'dan inanılmaz bir kurtarış daha. Emery harika vurdu. Şimdi dönen top Gavi. Savio. Savio iyi döndü. Vitor Roque. Orada aldı Galatasaraylı futbolcular topu, dakika 84. Artık U19 takımı için zaman daralıyor. Daralıyor, konuşamıyoruz. Bir yandan Galatasaray'da tabii ki burada maçı kazanmak istiyor derken büyük bir faul var. Eli kırmızı karta gidebilir hakemin eli. Evet, kırmızı kart. Kim o? Vitor Roque, daha oyuna yeni girmişti. Artistik yapıyor hakeme. Bakın burada yani topa girmek amacıyla yapmışsın ama bu kadar laglı olmaz kardeşim bu iş. Adamın ayağını almışsın yani. Harbi laglı almış orada. Laglı girmiş topa. Mertens. Ziyech. Ziyech döndü, verdi. İyi verdi pasını. Icardi. Kerem Demirbay. Zaha. Soldan Nelson'la geliyor Galatasaray. Sol kanattan Nelson'la geldi. Nelson çevirdi. Restes. Lewis uzaklaştırdı orada, bir tehlike anı 19 takımı için. Şimdi Galatasaray yüklenmeye devam edecek. Icardi, Zaha. Zaha baktı ceza alanına. Zaha. Zaha çevirdi. Nelson. Kaleye baktı Nelson. Nelson hücuma falan çıkıyor abi. Dakika 88. Mertens vurdu. Antonio girdi araya. Şimdi Moleiro. Zaire Emery. Lewis. Artık maçın son anları, uzatma dakikaları gelecek. Artı bir verdi hakem. Son şansı diyebiliriz U19 takımının gol atmak için. Eğer gol atarlarsa bir puanı almış olacaklar. Bir yandan hakeme bakıyorum. Ve hakem son düdüğünü çalıyor. Galatasaray U19 takımını maç etabında mağlup etti. Ve 3 puanın sahibi oldu dostlar. Bakalım kariyer moda etabında ne olacak? Galatasaraylı futbolcular seviniyorlar. Kupa kazandılar. Acayip bir maç oldu. Yani aslında son bölümlere doğru U19 takımı da bir şeyler denedi. Gol beklentisinin 0.5 olduğuna bakmayın abi. Gelip de atamadıkları oldu. O Moreiro'nun %100 pozisyonu var. Vurmadı mesela. Vuramadı. Güzel bir maç oldu abi. Şimdi kariyer moda etabına geçeceğiz. Bakalım orada ne olacak. Şimdi kariyer moda etabında iki takımımız da zaten Süper Lig'de. Orası kesin. Ayrıca ikisini de Şampiyonlar Ligi'ne koydum. Galatasaray zaten buradaydı. Ama ikisinin gruplarını eşitlemeye çalıştım. Bu yüzden gruplar bu şekilde. A grubunda Galatasaray, B grubunda da U19 takımımız olacak. Ya bu arada gerçek hayatta Fenerbahçe acaba U19'la çıksa, yani hani nasıl bir şey olur, nasıl bir maç olur hiç hayal edemiyorum ya. Fena fark yer diye düşünüyorum Fenerbahçe yani. Biz kendimiz Samsunspor'un başına geçtik. İki takımı iyi veya kötü etkilemek istemiyoruz. Bu yüzden Samsunspor'un başındayız. Bizim kimin başında olduğumuz önemli değil. Önemli olan bu iki takımın nasıl performans sergileyeceği, hangisinin öbüründen daha iyi olacağı aslında. Şimdi sezon sonuna doğru gidelim ve neler olacağını görelim. Sezona Samsun'la başladık ve bir FC24 kariyer modu klasiği bizi kovdular abi. İstanbulspor'un başına geçtik. Bunlar yaşanıyor artık, alıştık. Bakalım lig ne olmuş? Bizi kovulmak falan ilgilendirmiyor. U19 takımıyla Galatasaray'ın çekişmesi ilgilendiriyor. Bakalım abi, 95 puanla Galatasaray lider. U19 takımı da 92 puan toplamış abi. Bunlar da az değil yani ha. Türkiye Kupası'nı Beşiktaş almış. Galatasaray yarı finalde elenmiş. U19 takımı da Beşiktaş'a son 16'da elenmiş. Burada veda etmişler kupaya. Şampiyonlar Ligi'nde ne olmuş abi? Galatasaray gruplardan çıkamamış. U19 takımı da çıkamamış. Galatasaray yoluna Avrupa'da devam ediyor. U19 direkt 4. olduğu için Avrupa'ya veda etmiş. Galatasaray da ön elemede Liverpool'a elenmiş. Icardi 30 gol atarak gol kralı oluyor. Aboubakar ve Arda Roque'ye, biliyorsunuz kırmızı görmüştü maçta sonradan girip, 25 gol atmış Roku'ya. Asist krallığında Roku'ya 11, Zaha, Mertens, Aboubakar diye gidiyor dostlar. Gol yenmeyen maçta da Adana Demirspor kalecisi Magomedeliyev 1. olmuş. Muslera 2. Uğurcan Çakır 3. 19 takımının kalecisi zaten kötüydü. Restes 8. olmuş. Yani ben burada Galatasaray'ı tebrik ediyorum abi. Dünyanın en iyi U19 takımını yenmiş oldular. Burada Icardi, Zaha, Mertens'in yaptığı verimleri de görüyorsunuz. U19 takımının da verimlerine bakalım. Video boyu Fenerbahçe'ye U19 takımı dedim ama konsept bu kardeşim. Evet, Roku'ya 25'e 11, Nonto, Cherki diye gidiyor. Bütün verimleri göstermiş olduk. Yani dostlar, bilemiyorum, bu gündem çok karışık. Merak ettim ben Galatasaray U19 takımına karşı ne yapar diye, dünyanın en iyi U19 takımına karşı. Sildiler, süpürdüler. Yani ben bir Fenerli olarak Fenerbahçe'nin 19'da çıkmasını istemiyorum. Onu söyleyeyim. Hele ki bunu gördükten sonra hiç istemiyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.